Evet, Hayley geliyor bu arada. Selam balım. Stardew'un yeni bir bölümüyle birlikteyiz. Bugün gün atlamadım çünkü yorumlarda çok fazla arkadaş gün atlama, işte görmek istiyoruz her şeyi falan demişler. Kimileri de diyor ki abi 10 bölüm oldu hala işte yaza yeni mi geçtin, çok yavaş ilerliyorsun, daha hızlı ilerle. Ne yapsam olmuyor, öyle bir durum var. Ya da mesela şey var, gerekirse uyuma, video at, işte çok az atıyorsun falan gibi şeyler de var. Şey zannediyor bazı arkadaşlarımız, benim hayatım bu oyunu oynamaktan ibaret zannediyorlar. Ama böyle bir durum yok arkadaşlar. Normal ben de sizin gibi bir insanım. Yani işte okul, dersler, farklı şeyler, bir yerlere gitmen gerekiyor, bir şey yapman gerekiyor. Bazen hastalanıyorum, normal. Yani ben de düz, klasik insanca yaşamaya çalışıyorum. O yüzden 2 günde bir ya da 3 günde bir gelecek videolar ne yazık ki. En fazla bu kadar oluyor. Ayrıca editlemek çok uzun sürüyor. Böyle izlerken çok akıcı oluyor biliyorum. Ama işte onun akıcı olması için ben arkada 3-4 saat edit yapmakla uğraşıyorum. Ki akıcı olsun. O yüzden buna biraz daha anlayışlı davranabilirseniz çok mutlu olurum. Onun haricinde videoyu izleyenlerin, yani videolarımı izleyenlerin neredeyse yarısı kanala abone değil. Arkadaşlar abone olun. Yani seviyorsanız, izliyorsanız tabii ki sizin bileceğiniz şey ama fikrinizi değiştirirseniz ya da beğenmezseniz zaten çıkarsınız. O yüzden yorumlarınız, beğenileriniz benim için önemli, beni motive ediyor. Çünkü hiçbir kazancım yok şu an bu işten. Hoşuma gittiği için yapıyorum. Çünkü gerçekten keyif alıyorum ben de. Beraber oynamak, sizden geri dönüş almak hoşuma gidiyor. O yüzden bu dediğimi de dikkate alırsanız sevinirim. Bugünü atlamayacağız ama bugün hiçbir şey yok neredeyse. Bugün ruhların keyfi yerinde demiş. Peki hava durumu açık ve güneşli. Bunları sulayacağız. Sonra gideceğim sahile bir şeyler toplayacağım. Yumurtalar kaldı elimizde. Onları da şey yapacağız, vereceğim mayonez makinesine. Bunlar tabii böyle bayağı zaman alıyor sulamak. Sulama kabımızı geliştirmedik çünkü. Onun yerine kazmayı geliştirdik. Bu yüzden madende ilerlesek aslında çok iyi olacak. Ama enerjimiz kalmayacak şu anda. Yağmur yağması bizim için çok önemli ve yarın da yağmur yok. Şunların da sulamasını bitireyim. Ardından tavuklara geçerken devam edeceğim. Tamamdır, hallettik. Şu kalmış galiba sadece. Tamam, bunu da suladık. Bir de şunu. Var mı başka? Sanırım yok. Devam ediyoruz. Şimdi şu elimizdeki işimize yaramayacak şeyleri bir bırakalım. Yumurtalar kalsın. Şu biberleri de buraya koyayım. Daha fazla bir şey ekemeyeceğim artık. Mırnav burada. Tavukların başında bekliyor. Tavuklarımızı sevelim. Yumurtalarını da toplayalım. Şimdi şuradaki kahverengileri vereyim. Şu beyazları atacağım buraya. Burada dursun. Akşam alırız. Şimdi şuraları biraz açalım. Aslında yazın mesela şu an şey yapmamız lazım. Balon balığı falan yakalamamız lazım. Sabah erken saatlerde çıkan bir balık. Halk evi için gerekiyor. Ama artık başka bir sabah gideceğiz. Ya da ışınlanma totemi bulursak falan gideriz. Şu anda gitmenin bir anlamı olmayacak. Şuraları da temizleyeyim. Gerçi bugün salı, Robin'e gidemeyeceğim. Belki kümesi şuraya taşırım diyecektim de. Bugün olmayacak gibi. Tamam, bunları da yerleştirdik. Bu mayonezlerimizi satacağız. Bunları direkt Pierre'e satabiliyor muyum? Emin değilim. Neyse, buraya sattım. Şimdi devam edelim. Ne yapacağım? Yine sahile gideceğim. Balık tutacağım. Şey toplayacağım. Tabii bir yemek alayım önce. Hiç yiyeceğimiz yok çünkü. Ve paramız da yok. Bakalım ne yiyelim, ne yiyelim. Çileğimiz var. Pırasa var. Karnabahar var. Şu karnabahardan alsak mı bir tane ya? 25 enerji. Sağ atıştırmalığı yapsak bence olur. Bir tane daha kaldı. Onu da yiyelim. Yarıdan fazlasını doldurdu. Bir tane daha yanımıza yolluk yapalım. Tamam, bu bizi götürür. Hah, bir de akıtaç yapmak istiyorum ya. Ne istiyor? Bakır ve odun. Tamam. Şimdi bakırımız az kalmış ama şu bakırların 20 tanesini alayım. Bir de odun istiyor değil mi? Odunumuz nerede? Odun göremiyorum arkadaşlar. Odun mu kalmadı? Yok, buraya koymuşuz. Tamam. Bir tane yaptık. Şunları koyalım, pişsinler. Bu sırada onlar pişsin. Tekrar akıtaç yapalım. Çünkü onlara da ihtiyacımız olacak. Otobüs durağının yanındaki alana yerleştireceğim akıtaçları. Şimdi bakalım. İki tane daha yaptık. Güzel. Şimdi bunların her birini farklı bir ağaca yerleştirmeye çalışacağım. Burada meşemiz yokmuş. Pardon, çam yok. Meşe var. Çam yok. Şu akça ağaç. Bu meşe. Bunu da gidip bir tane çama yerleştireceğiz. Şunlardan şu çam galiba. Ekmiştim çünkü ama henüz büyümemişler. Problem değil. Başka bir yere ekeriz. Odun da elimizde kaldı ya. Neyse. Hatta ben chest yapayım bir tane. Bakalım takvime. Jess'in doğum günü var. Dördünde. Birisi bana ton balığı getirebilir mi? Tamam. Belki buluruz, getiririz. Şuralarda kimler var? Bir onlarla konuşalım.
Başkan, bütün market alışverişimi buradan yapıyorum. Tamam, güzel Abigail. Yaz boyunca hava bal ve bal özüyle dolacak, gözüm kararıyor. Ha, bir arkadaş da demiş ki, ben okurken işte karakterlerin konuşmalarını bazen taklit yapıyormuşum. Hakikaten de yapıyormuşum, ben de farkında değilim. Sonra demiş ki, senin sesin çok kalın, kızları taklit etme, komik oluyor. Ya komik oluyor da değil de kötü duruyor demiş. Ben de bunu fark etmemiştim bugüne kadar. İşte Hayley'i falan okurken Hayley'nin söylediklerini biraz onun gibi okumaya çalışmışım. Bilmiyorum siz ne düşünürsünüz. Kendisine teşekkür ettim. Böyle eleştirilere her zaman açığım. Caroline. Terden sucuk su oldum. Emily kendi halinde. Marnie. Beklemediğim şekilde hareketli. Alnından terler damlarken sana gülümsüyor. Tamam ablacığım. Yarın artık hediye vermeye başlayacağım bu arada şeylere. Karakterlere. Bugün aslında yanımıza alsaymışız olurmuş. Dur bakalım şöyle bir gidelim. Sağ tarafta şimdi Alex dondurma satıyor olacak. Evet, burada kendisi. Dondurma aslında iyi, 100 enerji veriyor ama maalesef alamıyoruz. Kadınlar saçlarıma bayılmasaydı yemin ederim ki bir saniyede hepsini keserdim. Bu kadar kadınlar için yaşayan başka bir insan görmedim. Hayat bazen zor olabiliyor Alex. Şimdi derdini ya. Kaybol gerçekten ya. Evet, Hayley geliyor bu arada. Selam balım. Abi kız gitti Alex'e selam Alex dedi. Çocuk sallamadı ya. Bu kavanoz açma aletini buldum. Yani artık bana yardım etmek zorunda kalmayacaksın. Ya olur mu, boşver, ben ederim sana yardım da yani. Hala şu salağın peşinden gitmene... Bugün Vincent ve Jess'e öğretmenlik yapacağım. Eli avuca sığmıyorlar, ne güzel. Annem bugün şeker almama izin vermedi. Oo yazık. Geldik sahile. Biraz ortam sesini kısalım. Burada renkli kabuk var. Buna ihtiyacımız olacak. O yüzden toplamamız iyi oldu. Bunu da halk evine vereceğiz. Bakalım sen buradaymış. Aa, merhaba, seni tekrar görmek güzel. Şimdilik hoşça kal. Sen biraz düşünceli gibi. Tek başına takılıyor sahilde. Şunları toplayalım. Liah burada. Onunla da konuşacağız şimdi. Resim çiziyor kendisi. Denizi dinlemeye geldim. Harika değil mi? Evet, çok güzel. Ama biz sesini kıstık az önce. Çünkü benim sesim bastırıyor. Bakalım biraz balık tutalım buradan. George ne istemişti bizden? Ton balığı mı istemişti? Bakalım ton balığı yakalarsak ona götürelim gün içinde ve yakaladık. Tamam, bunu ona götüreceğiz. Halk evi istiyor muydu ton balığı acaba? Bakalım bu neymiş? Bir tane daha barbunya balığı. Şunu istiyor mu halk evi? İstemiyormuş. Bunu istiyor mu? Evet, o zaman bir tane daha ton balığı yakalayalım biz. Willy de tam benim yerimde balık tutacak şimdi illa. Çekileyim de geçsin adam. Yassı balık. Evet, bir ton balığı daha tuttuk. Güzel. Birini halk evine vereceğim. Diğerini de George'a vereceğim. Ama bugün verebilir miyim bilmiyorum. Bu neymiş? Yassı balık. Bu lazım mı? Bu da lazım değilmiş. Tilapi lazım bize. Evet, barbunya çıkıp duruyor. Biraz şuraya atayım oltayı. Şöyle aşağı doğru falsola atalım. Yapma. Deniz sıyarı olabilir mi bu? Bunu yakalayabileceğimizden emin değilim. Problemli bir arkadaş. Bakalım. Yakaladık. Evet, dediğim gibi. Büyük deniz sıyarı. Pisi balığı geldi. Bu da halk evi için gerekli değil. Bu arada Willy'ye deniz sıyarı verebiliyoruz ama büyük deniz sıyarını seviyor mu hatırlamıyorum. Normal sarı renkli olan deniz sıyarını sevdiğini biliyorum. Ama bunu seviyor mu gerçekten hatırlamıyorum şu anda. Ve denemek de istemiyorum çünkü para lazım bize. Willy ile daha sonra geliştireceğiz ilişkimizi zaten. Tamam, güzel. İyi para kazanacağız gibi. Hop 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 hop. Bu kaçtı. Yine deniz sıyarıydı muhtemelen. Ve baloncuk da gitti. Bu baloncukları takip etmeniz çok önemli. Çünkü işinizi inanılmaz hızlandırıyor. Tabii bu şekilde olduğu zaman değil. Çöp tutuyoruz çünkü. Bu yosunları da yiyelim. Elimizde durmasın. Baloncuk gitmeden 2 saat falan daha balık tutarsak çok iyi olacak. Evet, buradan full çöp çıktı ilginç bir şekilde. Ve çıkmaya da devam ediyor.
Evet, inanılmaz yani, nasıl bir yere düştük bilmiyorum. Baloncuk diye sevindik, geldiğimiz noktada şu hale bak. Abi dalga mı geçiyorsun? Bir tane daha çöp çıkarsa gideceğim. Şimdi şu sandığı koyacağım. Şuraya koyabiliyor muyum? Hayır, tamam, şuraya koyayım. Buraya bir şey yerleştirmeyeceğim şu anda, sadece elimden çıksın diye koydum. Şu saha atıştırmalığını yiyelim. Gidelim 11'e kadar daha o baloncuktan balık tutalım. Bir sandık daha çıktı, bunu da alacağım. İçinden iyi bir şey çıkarsa diye bir ihtimal. Ne çıktı? 5 tane bakır. Pek gerek yok aslında. Şunu yiyelim ama yine de. Bakır dursun. Bir çöp daha çıkarsa gidiyorum. Yosun çıktı. Devam. Evet, deniz hıyarı geldi herhalde yine. Tamam, güzel. Zaten baloncuk da gitti. Artık eve dönme vakti geldi. Bu ton balıklarından birini satmayacağım. Hatta ikisini de satmayacağım. Çünkü bir tanesi de halk evine lazım. Hatta zaman varken bir halk evine gidip şu üstümüzdeki şeyleri bırakalım. Balık kısmına geldik. Hah, şurada ne var? Midye. Nerede bizim midyemiz? Hah, burada. Bunu koyduk. Bunu zaten koymuşuz. Burada verebileceğimiz başka bir şey yok. Tamam. Şurada bir tane ton balığımız var. Kırlangıç balığı lazım ve tilapi lazım. Peki. Tamam, balıklarımızı verdik. Şimdi hemen eve gidelim. Balıkları satıp günü tamamlayacağız. Yassı balık hepsini sat. Bunu da sat. Midyeyi sat. Bunu sat. Şu renkli kabuk kalsın. Bunu sat. Bunu sat. Bunu sat. Ton balığının birini George'a vereceğiz. Yosunlarımızı böyle koyalım. Ton balığını koyalım. Kümese yetişip mayonezleri alıp yenilerini koyabilir miyim? Koyamam değil mi? Yetişebilir miyiz? 1.40, 1.50 olacak. 1.50 oldu. Yetişemeyeceğiz. Tamam. Mayonezleri yarın satarız. Şimdi yatalım. Evet, duydunuz gürültüyü. Bir ses geldi. Mayonezden 2 tane mayonezden 380 altın, toplayıcılıktan 484, balıkçılıktan 2395 altın, toplamda 3259. Bayağı iyi kazandık bugün. Verimli geçti. Devam ediyoruz bakalım. Hava durumuyla hemen başlayalım. Yarın yine güzel ve güneşli bir gün. Tamam. Falcı ne diyormuş bakalım. Soslar kraliçesi çarçur. Tamam, bunu da geçtik. Şuradan bir görevlerimizi kontrol edelim yine. George'un balığı var. Onu götüreceğiz. Şunları sulayacağız. Yumurtalarla falan ilgileneceğiz bir şeyler. Bir de şuna bakalım. Ron, bu utanç verici. Şans getiren mor şortumu kaybettim. Sana söylüyorum çünkü sana güveniyorum. Şortumu bulursan ihtiyatla bana getir. Güzel bir ödeme yapacağım. Teşekkürler. Başkan Lewis. Tabii getiririz şortunu. Yani herkes bizden bir şey istiyor. Biri diyor ki ton balığı getir. Diğeri diyor donumu kaybettim. Her eve lazım bir insanız şu an gerçekten bu kasabada. Yumurtaları toplayalım. Tavuklarımızı sevelim. Mayonezleri de toplayalım. Bakın altın yumurta gelmeye başlamış bile. Bunlara böyle sevgi gösterdikçe buradaki kalpler artacak. Sonrasında büyük yumurta vermeye de başlayacaklar. Şuradaki mağaramızı da kontrol edelim bakalım bir şeyler var mı? Kayısı var. Toplama özelliğimizi geliştirdiğimiz için, yani ilgili gelişimi seçtiğimiz için daha doğrusu, yerden topladıklarımız da bazen iki tane gelebiliyor. Bu da oldukça faydalı bir şey bizim için. Halk evi için de lazım. Bunun bir tanesini oraya vereceğim. Şimdi hızlıca şunları bir sulayayım. Ardından George'a balığını götüreceğim. İlk bölümü kaydettikten sonra şu an arka arkaya bunları kaydetmiyorum. İlk gün oynadık ya mesela az önce, yani siz az önce izlediniz. Şu an bu ikinci günü ben bir gün aranın ardından kaydediyorum. O yüzden mesela ilk bölüm şunu yapacağız dediğim bir takım şeyleri unutmuş olabilirim. Böyle görürseniz şey demeyin. Abi işte bunu yapacaktık, yapmadık falan. Çünkü şu an yani üzerinden 24 saat geçti. Ben o bölüm ne dediğimi falan hatırlamıyorum hepsini. İşte evde müsait olmuyor her zaman böyle çekim yapmak, kayıt yapmak. Bir de mesela bir takım komşularımız var. İnanılmaz bir gürültü yapıyorlar. Tebrik ediyorum kendilerini bazen duyunca, diyorum yani. Bu büyük bir başarı bu kadar gürültü yapabilmek. O yüzden mesela bazen tam kayıt sırasında bu gürültü başlıyor ve iptal oluyor yani her şey. Böyle odama komple şey yapmam lazım. Böyle full yalıtım. Alttan üstten yanlardan böyle full, anca öyle olabilir. Onunla da tabii ki uğraşacak zamanım yok. Artık taşınana kadar falan böyle. Tamam, sulama işlemimizi yaptık. Şimdi şu kayısılardan bir tanesini satacağım. Mayonezlerimizi satacağım. Bu yumurtaları da şuraya bir yere fırlatalım. Tamam, o yumurtalar orada kalsın. Bu akıtıcı yerleştireceğiz. Bunu yiyeceğiz.
Bakalım başka yiyecek bir şey var mı? Bugün madene inebiliriz. Bir tane çilek alayım ya yanıma. 25-50 ya da hiç çileğe bulaşmadan şey yapsam. Ama bunlar da az kalmış. Neyse. Bir tane bundan yapayım. Bir tane de çilek alayım. Tamam, bu bizi götürür şimdilik. Şunu yaptık. Bunu yedik. Şu çileği de yiyelim. Bunu da ye. Tamam, güzel. Şimdi şu üstten gidelim. George'un balığı vardı değil mi? Bir de George'un balığı. Nerede? Burada. Tamam. Üstten gidelim. Hem yiyecek bir şeyler bakarız. Hem halk evine şu kayısıyı verelim. Akıtacı şuraya hemen takalım. Artık birer tane akıtaç takılı her ağaçta. İhtiyacımız olduğu zaman, meşale çinesi lazım olduğunda mesela, onu gidip kolayca vereceğiz. Bakalım, bir Robin'le konuşalım. Selam Ron. Az önce birkaç marangozluk projesiyle ilgili hayaller kuruyordum. Daha konuşacak mısın? Evin nasıl? Barakandaki tahtalar sağlam mı? Sağlam. Ama yaptıracağız sana evi. Yüksek olasılıkla çiftliğinde pek çok ilginç bitki yetişiyordur ha. Tabii canım, ne sandın? Maru, mevsimin tadını çıkarıyor musun? Evet, çok fena çıkarıyorum şu an. Bu yıl hava çok sıcak. Burada da sebo vardır aşağıda. Neyse, buradan gitmeye gerek yok. Şu baharat meyvesini alacaktım, vazgeçtim. Şimdi şuradan halk evine kayısıyı bırakalım. Zanaat ürünlerinde olması lazım şu üstte. Tamam. Güzel, bunu da bıraktık. Bu balığı satsak belki George'un vereceği paradan daha iyi kazanabiliriz. Altın çünkü bu. Ama emin değilim, belki de kazanamayız. Ama yine de George'la da ilişkimiz ilerlesin diye vereceğim kendisine. George, al bakalım balığın. Bu istediğim ton balığı mı? Gerçekten müteşekkirim. Bir bakalım, sana borcum bu kadar. Teyzem, başkan beni kasabanın bahçelerinden sorumlu tuttu. Aylardır çiçek yataklarıyla ilgileniyorum. Yani sakın oralara basma. Tamam, basmayız. Şöyle aşağı gidelim. Sahile uğramak istiyorum. Bir sahile uğrayayım. Oradan toplayacağımız şeyleri toplayalım. Bir de şu balıklara bakalım ya. Bize şimdi hangi balıklar lazım? Şu lazım. Bunu zaten sonra yakalayacağız. Bunu gizli ormandan yakalayacağız. Bunu çölden. Bunu denizden sabah saatlerinde yakalamamız lazım. Kaplan balığı hangi mevsimde çıkıyor hatırlamıyorum. Güz olabilir ya da yaz da olabilir. Kömür balığı gece çıkıyor zaten, gece balıkları. Bu da nehirden sanırım çıkıyor. Bakacağım bunlara. Bir de mersin balığı var. Burada da bu ikisi de denizden çıkan balıklarımız. Denizde balık tutabiliriz yani. Ama kırlangıç balığı sanırım yağmurda çıkıyordu. Tamamen sallıyor da olabilirim, şu an öyle hatırladım. Şöyle bir gidelim bakalım, bir şeyler var mı? Evet, bir iki tane mercan var. Güzel. Hem de toplayınca ikişer ikişer geldiği için 4 oldu. Bir de altın var bir tane, onu da satacağız. Liyah geliyor bu arada, burada resim yapacak. Denizi dinlemeye geldim, harika değil mi? Evet, çok güzel. Şimdi, şurada yine baloncuk var. Bir ara sahnemiz var sanırım. Selamlar. Gel bakalım, evindeymiş gibi davran. Rahatsız olma. Evet, mıncıklıyoruz şu an buraları. Evet, orada güzel şeyler var. Balıklar deli oluyor. Sadece İşin bittikten sonra ellerini iyicene yıkadığından emin ol. İyicene. Tamam, iyicene yıkayacağız. 7 haftaya kadar çıkmadığı söylenir evlat. Balık tutmakla aran nasıl? İyi, fena değil. Çok zorlanıyorum. Kötü, iyi. İyidir, iyi. Hoşuna gitti. Aha, sen de benim gibisin. Balıkçı balıkçıya yanlış yapmaz. İyi dedin kral. Babacığım eskiden böyle derdi. Sakın durayım deme. Bu sulardaki tüm balıklardan tutabilirsen sana bir ödül vereceğim. Oo. Her şey yolunda mı? Evet, son zamanlarda işler iyi gitmiyor. Eski topluluk merkezi yıkıldığından beri böyle. Tuttuğum balıklar eskisi gibi satılmıyor. Ay sonunu getirmek için iki katı çalışmam gerekiyor. Kendi projelerimi ayıracak zamanım da kalmadı tabii. Eğer işler düzelirse sana gösterebileceğim bir şey var. Evet, arka tarafta. Bundan daha güzel günler geçirmiş eski bir dostum yatıyor. Demek ki kapının ardında bizi bekleyen bir şey var. Biz de anlam veremedik. Bir gün evlat, sen de göreceksin. İyi, hadi bakalım. O gün geldiğinde görürüz. Şimdi sana şunları satalım. Güzel. Yemimiz ne kadar var? Oo, iyi, daha var bayağı. Şuradaki baloncuk gitmeden birkaç tane balık tutalım. Bize ne lazımdı? Tilapi lazım değil mi? Kırlangıç balığı lazım. Kırlangıç yağmurda geliyorsa... Ya, baloncuk gitti. Şuralara bir bakalım, baloncuk. Şey alsak mı ya? Şu şeyler ne kadar? Oo, 1500. Olmaz. Gerekli balıkları mutlaka tutarız ama baloncuk olduğunda gelmek istiyorum. Yoksa çok zaman kaybediyoruz. Şu aşağıdan bir gidelim.
Oradan yukarı çıkıp madene uğrarız. Şuradan dondurma alırız belki. Ama geri zekalı Alex gelmemiş dondurma satmaya. Böcek aramaya çıkmak istiyorum ama üstümü kirletince de annem kızıyor. Arada kaldım. Boş ver çocuğum, çık ya. Burada okulumuz olmamasına rağmen Jess ve Vincent'e ihtiyaçları olan kaliteli eğitimi sağlamaya çalışıyorum. Ne güzel. Jess öyle bakıyor bize tip tip. Başka da hiçbir şey demedi. Küçük çocuklar olur ya böyle, bir şey dersiniz. Aa ne haber falan böyle konuşursunuz. Bu hiç cevap vermez böyle. Annesinin arkasına saklanır falan. Ya da böyle şey. İyi. Bu kadar. İyi. Ne yapıyorsun? Hiç. Konuşsana çocuğum. Duruyor böyle bakıyor. Şimdi Georgia balığını falan verdik. Başkanın şortu olayı var. Tamam, onu da halledeceğiz bir ara. Biraz madene gidelim. Saat 4'e geliyor. Şunu da alalım. Artık bizi ne kadar götürür bu bilmiyorum. Hiç götürmez hatta. Ama yine de yiyelim. Ne kadar oldu? 173 enerji. Tamam. 40. kattaydık. Tamam. Başladık. 41'deyiz. Şimdi şurayı bir düzenleyelim. Kılıç. Kılıç yok yanımda. Dur. Yapma yapmayın öyle. Tırpanla kesebilir miyim bunu? 500 saat sürer. Hiç gerek yok. Madenden ayrıl dedim. Burada daha iyi kılıçlar açıldı mı? Bizde korsan kılıcı vardı. Dur bir bakayım. Bir tane 1500'lük vardı. 2000'lik, 2500'lük bir şey açıldıysa alabiliriz. Pala, yok açılmamış. 2000'lik var aslında, ahşap tokmak. Oo bayağı iyi. Alsak mı acaba bunu? 9-17, bizdeki kaç vuruyordu? 8-14. 15-24, çok ciddi fark var aralarında. Al ya, al. Al. Savaşacağım, al. Ne kadar doğru bir hareketti bilmiyorum ama. Aldım. İndik. Hadi bakalım şimdi gelin. Şuradaki demiri alalım. Bir tane kuvars var. Onu da alacağım. Yine kazmamızı geliştirmemiz lazım bu arada. Çünkü buradaki taşlara tek atmıyor artık. Bu da çok fazla zaman kaybı demek bizim için. Bugün 5 kat ilerlememiz neredeyse mümkün değil. Anca havuç falan bir şeyler çıkarsa inebiliriz. Bir de yolu hızlı bulabilirsek. Bu tokmağı iyi ki almışız çünkü tokmakla bile ölmüyorlar. Hani eğer almasaydık diğer o korsan kılıcıyla bayağı işimiz olurdu. Şunu düzenleyecektik. Şöyle yapalım. Keşke hemen çıksa ya şu anda. Gerçekten çok lazım. Buradan da çıkmadı. Şu aşağıdaki varili de kırdık. Oradan da hiçbir şey çıkmadı. Bugün pek olmayacak gibi. Heh, hadi bakalım belki bir umut. Ama çok zor ya. 48 kalmış. Bu neymiş? Topaz mı bu? Enerjimizin sonuna gelmeye başladık zaten. Şuradaki son birkaç şeyi de kırayım. Evet, geri dönme vakti. Bu pek iyi olmadı. Yanımıza daha fazla yiyecek alabilirdik aslında. Ya da biraz daha şanslı olsak çok daha hızlı ilerleyebilirdik. Neyse, problem değil. Yine balık tutacağım buradan. Ama tutamayacağım, yiyecek yok. Neyse, dönelim bakalım. Yarın kasabalılara hediye vereceğim birazcık. Ha bu arada şunu göstermedim. Bir deprem olmuştu hatırlıyorsanız, bir gürültü duymuştuk. O gürültü şurada bir kaya vardı. O kayanın açılmasıyla ilgili. Bakın gördüğünüz gibi şuralar açılmış şu anda. Hamam da bu arada o yukarıdaydı gördüğünüz. Hadi oraya da girelim bari. Bu bölüm böyle sizi gezdirmiş olayım birazcık. Bilmeyen arkadaşlar da görmüş olsun. Hamam bu şekilde. Şuradan giriş yapacağız. Uuu bebeğim. Şimdi suya girdiğimizde zaten göreceksiniz enerjimiz dolmaya başlayacak şöyle beklediğimizde. Önce sağlığımız doluyor, ardından enerjimiz doluyor. Şöyle bir dolduralım yarısını falan. Bir 180 olsun çıkacağım. Tamam. Saat 11'de çiftlikte oluruz zaten. Evet dediğim gibi saat tam 11'de çiftlikte olduk. Şurada yumurtalarımız vardı. Onları alalım. Mayonezleri toplayalım. Bu mayonez işinden iyi para kazanacağız. Bir de şurayı yanlış yapmışız galiba benim. Onu düzenlemem lazım. Şunları aldık. Bu iki taneyi koyduk. Bunu bırakalım. Neyse üstümüzde kalsın. Yarın sabah zaten şey yapacağız. Şimdi buranın problemi ne? Bir birim daha geniş olması lazım. 1, 2, 3, 4. Burası doğru. Buranın daha geniş olması için ne yapabiliriz? Bu tarafa doğru uzatacağız demek ki. Bunu bir tane sola kaydıracağız o zaman. Bu tarafa uzatacağız, tamam. Burada koyabileceğimiz şunları koyalım. Bunları yerleştirelim. Kaç tane demirimiz var? 10 tane alalım. Bakır. Güzel. 10 tane de bakır alalım. 4 tane de bundan aldık. Şunları bir pişirmeye koyalım. Bunlar sabaha kadar olsun. Biz mayonezlerimizi satalım. Şu karışık tohumu da ekeyim mi? Hadi şuraya ekeyim. Mırnav yatağımıza yatmış yine. Ve uyuduk. Seviye 4 madencilik artı 1 kazma uzmanlığı yeni nesne tarifi. Demir külçesi yeni nesne tarifi ışık taşı yüzüğü şunu yapacağız.
1215 altınımız var bugün. Güzel 6 mayonez satmışız. 1140 altın gelmiş. Oldukça iyi.